Merhaba. Bugün size, orijinali Duke Üniversitesi Felsefe Bölümünden Andrew Jenyakın verdiği bir dersi anlatmak istiyorum. Jenyak aynı zamanda Vox Projesi'nin bir parçası. Evet, bu ders 18. yüzyıl ortalarında çalışmış Fransız filozof Émile Du Chatelet hakkındaki videonun birinci bölümü. Madame Châtelet Fransa'da ünlü aristokrat bir ailenin üyesiydi ve çoğu zaman Fransız yazar Voltaire ile bağlantılı olarak düşünülürdü. Aslında nesiller boyunca akademisyenler onu iki şekilde gördüler. Birincisi kendi başına bağımsız bir figürden çok Voltaire'in iş arkadaşı olarak, ikincisi de Isaac Newton'ın Fransa'daki en önemli çevirmeni olarak. Aslında kendisi uzun yıllar Voltaire'in iş arkadaşıydı ve Principia Mathematicayı başından sonuna kadar çevirmişti. Ancak son zamanlarda akademisyenler Madame Chatelet'in aslında başlı başına bir filozof olduğunu kabul ettiler. Temel eseri Institution de Physique yani fiziğin temelleridir. Bu çalışmanın en etkileyici taraflarına gelirsek Newton'un görüşlerine derin bir şekilde katılmasından bahsedebiliriz. Örneğin maddenin doğası, hareket yasaları, evrensel kütle çekim yasası gibi ama bu çalışma aynı zamanda Leibniz'in fikirlerine de katılıyordu. Fransa'da o dönemde Leibniz bugünkü felsefe dünyasının aksine o kadar etkili bir şahıs değildi. Aslında Madame Châtelet muhtemelen Fransa'da Leibniz'in fikirlerini ciddiye alan ilk önemli düşünürdü. Leibniz'in ölümünden sonraki en önemli takipçisi olan Christian Wolff, Madame Châtelet'e mektup yazarak 1740'da yazdığı kitabını övdü ve Leibniz'in fikirlerini ciddiye aldığı için memnuniyetini dile getirdi. Ancak Madame Châtelet'in karşılaştığı büyük açmaz şuydu: Fiziksel dünya ile ilgili Newton'un fikirlerini nasıl kabul edeceğiz ve ayrıca Leibniz ve Wolff'un metafizik düşüncelerini, özellikle de en önemli ilke olan yeter sebep ilkesini nasıl ciddiye alacağız? Yeter sebep ilkesi her şeyin başka türlü değil de olduğu gibi olmasının bir nedeni olduğunu söyler. Ve tabii ki 1715 ve 1716'da Leibniz ve önemli bir Newton'cu olan Samuel Clark, yeter sebep ilkesinin nasıl yorumlanması gerektiği gibi konularda kapsamlı bir tartışmaya girdiler. Leibniz-Clark yazışmalarının etkisi sonucunda Avrupa'daki pek çok filozof, insanların mutlaka iki kategoriden birini seçmeleri gerektiğini düşünüyordu ya Leibniz'in yeter sebep ilkesine dayanan Leibniz'ci yaklaşım ya da yeter sebep ilkesini tamamen göz ardı eden veya Clark'ın bu ilkeye yönelik yorumuna dayalı olan Newton'dan etkilenen yaklaşım. 18. yüzyılın ortasında Madame Chatelet'in onu herkesten ayıran yönü bu önermeyi reddetmesiydi. Herhangi bir tarafı seçmeden hem Leibniz hem de Newton'dan etkilenebileceğini düşünüyordu.